Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek başına da severek tüketebileceğiniz gibi farklı tariflerde de kullanabileceğiniz yumuşacık kıvamlı bir muhallebi tarifi paylaşmak istiyorum. Tam ölçüleri ve muhteşem kıvamıyla herkesin tarif defterinde bulunması gereken bu nefis muhallebinin yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle tencereye yarım su bardağından biraz fazla toz şeker, tepeleme 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un ve 4,5 su bardağı sütü alarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile çırpalım. Bu aşamada unu eleyerek kullanırsanız muhallebiniz topaklanmadan pişecektir. Tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Burada eklemek istiyorum, muhallebinin en önemli noktalarından biri sürekli karıştırılmasıdır. Bu şekilde muhallebiniz pürüzsüz kıvamlı olur, hem de tencerenin tabanına yapışmadan ve yanmadan kıvam alır. Bu yüzden sürekli karıştırmak çok önemli. Ayrıca eğer muhallebinizde topaklanma olursa, ters yönde ve hızlı bir şekilde karıştırma işlemine devam ederseniz topaklanma gidecektir. Yine burada özellikle eklemek istiyorum, muhallebinizin kıvamı istediğinizden daha akışkan olduysa nişastalı süt ilave edin. Ardından sürekli karıştırmaya devam edin. Eğer kıvam koyu olduysa da azar azar süt ekleyerek yine karıştırmaya devam edin. Kaynayan muhallebiyi ocaktan alalım ve henüz sıcakken 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı ilave edelim. Tereyağı eriyinceye kadar sürekli karıştıralım. Muhallebinizin kıvamı soğudukça koyulaşacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Hazırladığımız muhallebiyi servis kaselerine paylaştıralım ve üzerlerini bir kaşık yardımıyla düzeltelim. Oda sıcaklığına gelen tatlarımızın üzerini streç filmle kapatalım. Buzdolabına kaldıralım ve en az 3 saat buzdolabında dinlendirelim. Muhallebimiz servise hazır, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan, hızlıca pişen bu muhallebi tarifini farklı tariflerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Muhallebili kadayıf, muhallebili etimek veya bisküvili tatlılara da çok yakışacaktır. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasına etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fotoğraflarınızı yine Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Yine hatırlatmak istiyorum, açıklamalara tarifin linkini her zaman bırakıyorum. O linke tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında tarifleri açabilir, tarif defterlerinizi ekleyebilir ve dilediğiniz zaman rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.